Yani otopark yoğun bakıma dönüştürülecek ve fabrik yoğun bakım inşa edilecek. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı Sahra Hastanesi'ne eleştirenler bugün Ordu'da maalesef otoparkları, yemekhaneleri, poliklinikleri şu anda yataklı servise dönüştürmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığımız hasta sayılarını 2000'lerde, 3000'lerde göstererek koronavirüsten korkmamızı engellemiştir. Keşke bu rakamlar 30 bin olarak baştan beri söylenseydi, herkes tedbir alırdı. Ama bugün gelinen noktada koronavirüs hepimize bulaştı. Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de %50 ile %100 arasında artışlar oldu. Ordu Sağlık Bakanı'nın vaka sayısında %100 artışın yaşandığını söylediği iller arasındaydı. Yoğun bakım, izole servis ihtiyacı karşılanamaz hale aldı. İl Pandemi Kurulu Ordu Devlet Hastanesi'ndeki polikliniklerin kapatılmasına, personel otoparkına, prefabrik yoğun bakım ünitesi yapılmasına, Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yemekhane ve birinci katındaki birimlerle Altınordu ilçesindeki sağlık birimlerinin de yoğun bakıma dönüştürülmesine karar verdi. Sağlık Bakanı'na sesleniyorum. Ordu'da otoparkları, devlet kurumlarını birbiriyle ayrı mesafelerde olan yerlere hasta yatırarak bu işi çözemeyiz. Ordu'da hastane yapılmak üzere yıkılan botanik bahçesi var. Devlet 15 günde bu botanik bahçesini Sahra Hastanesi haline getirir. Ordu bağımsız